Tam zamanında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Fransız mutfağını seversiniz diye düşündüm. Ne de olsa yabancısı olduğunuz bir kültür değil Salma Hanım. Doğru. Tam zamanında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Fransız mutfağını seversiniz diye düşündüm. Ne de olsa yabancısı olduğunuz bir kültür değil Salma Hanım. Doğru, doğru tahmin. Kabul ederseniz sizin için. Çok, çok incesiniz. Teşekkür ederim. Açmayacak mısınız? Çok hoş bir armağan. Bir antikacıdan aldım. Neyse. Pardon. Siz alkol kullanmıyordunuz öyle değil mi? Evet. Dalmışım. Gerçi üstüne ne yazdığını bilmiyorum ama belki siz bana tercüme edebilirsiniz. Bu Arapça. Biliyorum. Siz de Faslısınız. İlginç olan yazı değil. Satın aldığım antikacının tabletle ilgili farklı bir hikaye anlatmış olması. Yemeği beğenmediniz mi? Sanırım tıkandım. Yalnız yemekten nefret ederim. Buyurun, böyle geçelim. İyi olur. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sizce Sinan Bey hisseleri bana verecek mi? Bu biraz bana bağlı. Sinan hisse satışında benim onayımı almak zorunda. Neden? Çünkü şerh koyduğum takdirde gönlünün istediğine satma hakkına sahip değil. Diğer talip için şerh koyacak mısınız peki? İşte bu da size bağlı. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Salma Hanım. Hisseleri almanızı sağlarım. Ancak tek bir şartla. Nedir o? Kime yardım edeceğimi bilmek istiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Tabletin üstüne gerçekte ne yazdığını biliyorum. Aç yüzümü, orada gerçek beni göreceksin. Sözler ne diyor peki? Kendini zorlama. Çünkü Fransızca bilmiyorsun. Evet, çünkü... Arapça da bilmiyorsun. Ama... Bu durumda Faslı olduğuna inanmamı bekleyemezsin herhalde. Hele prenses olmana hiç. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? Yardım etmek. Neyin karşılığında? Bana gerçek yüzünü göster. Artık kaçacak yerin kalmadı. Aç yüzünü. Oradaki gerçek seni göreyim.